Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi eşkenar, dörtgen ve deltoidin birinci konu testini gömeceğiz birlikte. Hemen şöyle bir zoomlayalım ilk önce sorularımızı. Sonra da odaklanmasını da ayarlayalım. Ve vira bismillah deyip başlayalım. Birinci sorumuz, bakalım ne diyor? ABCD eşkenar dörtgen, peki, ve bir kenarının 6 olduğunu görüyorum. O halde burası da 6. Demek ki şurası 3, 3. Burası da 6. Bakın şurada bir Pisagor bağıntısı görüyorum hemen dostlarım. Şu üçgende 3 var, 6 var. İster Pisagor yapıp DH'ı 3 kök 3 bulun. İsterseniz de 90'ın karşısı 6 ise sadece 30'un karşısı yarısı olur. Buraya 30 deyip 30, 60, 90 üçgeninden 60'ın karşısı 30'un karşısındakinin kök 3 katıdır deyip 3 kök 3'ü böyle de bulabilirim dostlarım. Şurası 3 kök 3. Sonra şu kelebek üçgeni görelim. Bakın şurada bir kelebek üçgenimiz var. 6'ya 3 oranı var. Yani 1'e 2. O halde x ise şurası 2x olacak. Ve biz 3x'i ne bulduk? 3 kök 3 bulduk. Dolayısıyla x eşittir kök 3 çıkacak. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. 2 numaradayız. EB AE'nin 2 katıymış. Başka DK bir de 3 katı mıymış? Ne öyle diyor? DK KE'nin 3 katıdır diyor. Yani şuraya A diyelim. Şurası 3A'ymış arkadaşlarım. Böyle söylemiş bize. Sonra şuraya M derseniz diyor. Şuraya M diyelim. EB 2 katı olacak. 2M. Bakın bir kenar 3 katı 3M çıktı. Şunlara 3M yazalım. 3M yazalım. Bizden de AK bölü AC. AC bizim köşegenimiz. Burada şunu fark etmek önemli işte arkadaşlarım. Sıkıntı burada şu. Bakın şu AK dediğimiz zamazingo bence açıortay diyorum. Niye hocam açıortay? Çünkü bakın açıortayın özelliğini sağlıyor. Kollarının oranı 1'e 3. Ayakları da 1'e 3 çıktı dostlarım. Kesin açıortay o halde değil mi? Kollarının oranı ayakların oranına eşitse bu doğru, kesinlikle açıortaydır. Ve açıortay olması da şunu söyler bize. Bu adam aslında bizim köşegenimizdir dostlarım. Çünkü biliyorsunuz eşkenar dörtgende köşegen açıortaydı. Bu köşeden çıkıp da açıortay olarak çıktıysa kesinlikle köşegen olacak. C'ye kadar doğrusal bir şekilde gidecek. Ve şimdi de biz şuradaki kelebeği görürsek sanırım soruyu çözmüş olacağız dostlarım. Bakın 1'e 3 oranı var. AK'ya biz bir B dersek KC 3B olacak. Bizden de AK yani 1B bölü AC 4B oranını istiyordu. 1 bölü 4'tür sorumuzun cevabı dedi. Güzel soruymuş bu arada az önceki. ABCD eşkenar dörtgen ve tüm şeklin alanını 80 vermiş. Şurada eşitlikler var. DFEC taralı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Hemen şu köşegeni çizdim. Ve şunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi şurasıyla şurası eşitse bu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı birbirine eşitti. Bunu biz paralel kenarda öğrendik. Sonra şu ortadaki şu üçgenin alanı tüm paralel kenarın yani eşkenar dörtgen de diyebiliriz. Aynı kural geçerli. Yarısı olacaktı. Burası bir yarısıysa diğer iki üçgen de diğer yarısı. Yani AA 2A'ymış yarısı. O zaman bu da 2A. Ve bakın bunun da kenar ortayı çizildiği için bu da AA diye bölündü diyebiliriz. Ve bize 4A'yı 80 vermiş. O halde A 20. 2A'yı soruyor. 2 tane 20. 40'ı işaretledim. ABCD'de eşkenar dörtgen AC 24. O halde 12. 12 köşegenlerin dik kesiştiğini de söyleyelim. BD 18'miş. 9. 9. 9 12'den 15'i yapıştırdım hemen bir kenara. Bize de H'ı soruyor. Yine köşe taşında da çözdük bundan dostlarım. Ne demiştik? Yükseklik soruluyorsa herhangi bir soruda illa eşkenar dörtgen olmasına gerek yok. Önce alandan bulacağız. Yani en kolay alandan bulunur. İlk önce alanı deneyin demiştik. Şimdi biz bu eşkenar dörtgenin alanını şöyle bulabiliriz. Köşegenlerin çarpımının yarısıydı. Yani 18 ile 24'ün çarpımının yarısı
bizim eşkenar dörtgenimizin alanı. Aynı zamanda taban çarpı yükseklik de eşkenar dörtgenin alanıydı dostlarım. O yüzden 15 çarpı h da alanıdır dedim ve birbirine eşit dedim. Şimdi şuradan 2'ye bölelim 12 olsun. 3'e bölelim 5, 3'e bölelim 4 olsun. 4 çarpı 18 72 yapar. Eşittir 5h. 5'e bölelim her iki tarafı. H eşittir 72 bölü 5. 2 ile genişletirsem bunu da 144 bölü 10 yapar. O da 14.4'tür. Sorumuzun cevabı Edirne'den gelir. Evet, 5 numaradayız. ABC eşkenar dörtgen. AC'yi bize 28 vermiş. BA'yı 21 vermiş. Olduğuna göre x nedir diye soruyor. Tabii ki bu x'e, bu da x, bu da x diyelim. Şimdi öncelikle şu bizim uzun köşegenimiz, daha doğrusu eşkenar dörtgendeki köşegen açıortaydı. Bunu bir gösterelim. Şimdi açıortayın, bakın ikinci soruda söylediğim gibi, kollarının oranı 21'e 28. Ayaklarının oranına eşit olacak. 21'e 28 olacak. Burası 21K, burası 28K. Hatta sadeleştirelim, 7'ye bölelim. 3K'ya 4K oldu. Şimdi bir de benzerlik çakalım. Bakın şu x ile şuradaki 21'in birbirine paralel olduğunu biliyoruz. Eşkenar dörtgende karşılıklı kenarlar paralel olduğu için. Hemen benzerliğimi yazıyorum. X bölü 21 eşittir 4 bölü tamamı 7. 7 ile 21'i sadeleştirdim. 3, 4 ile de 3'ün çarpımı 12'yi paketledim dostlarım. Evet, 6. sorumuz. AB 13. Bir kenarımız 13'müş. Hemen şuralara 13'ümüzü çakalım. Köşegenlerin dik kesiştiğini gösterelim. AC 24'müş. O zaman 12, 12 diye yazalım. Bakın burada 5, 12, 13 üçgeninden şunlara 5, 5 diyelim. Bizden de DCK taralı bölgenin alanını soruyor. Şimdi tabanı 8. Şimdi benim bu tabana inen yüksekliğim, bakın şuradaki 5'tir arkadaşlarım. Sonuçta CK'ya Denizli'den bir yükseklik indireceğim. Uzantısına indirmişim arkadaşlarım. 8'in uzantısına inen yükseklik 5. O halde 8 çarpı 5, 40 bölü 2'den de Bursa'yı işaretledim. Evet, eşkenar dörtgen demiş dostlar. Şurası 12'ymiş, 16'ymış. Olduğuna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor bize. EF dikmiş arkadaşlarım. O yüzden buraya da dik yazalım biz hemen. Şimdi dostlar, şu açıortayda fışkırtma teoremimiz vardı. Buraya indirilen diklikle şuraya indirilen diklik eşitti. Bu da 12. Aynı şekilde bu açıorta için buraya indirilenle buraya indirilen eşitti. Bu da 12. Hatta burası x ise burası da x olacak dostlarım. Bir kenarımız 16 artı x ise burası da 16 artı x olacak. Demek ki şuraya da 16 kaldı. Ve iki açıortayın arasındaki açı kesinlikle 90 dereceydi. Paralel kenarda da bunu öğrenmiştik. Ve bakınız, diklikten diklik indi. 12'nin karesi, yani 144 eşittir P çarpı K, yani 16 çarpı x. Öklit bağıntısını yaptım. 16 ile neyin çarpımı 144'tür? Tabii ki 9'un Ceyhan'ı işaretledik. ABC'de eşkenar dörtgen demiş. Taralı bölgelerin alanları toplamı 16. AEB nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi yine şu yarısı muhabbetinden gideceğiz. Önce şuna A diyelim. Şuna B diyelim. Ve A ile B'nin toplamı 16'ymış diyelim. Şimdi şu boşluğa X dersek dostlarım. Bakın şu köşegenimizin, şu bizim köşegenimiz, üstündeki alan A, B ve X. Yani A'nın, B'nin ve X'in toplamı aslında eşkenar dörtgenin yarısı. Köşegenin üstündeki alan yarısıydı. Sonra şu üçgenimizi görün dostlar. Şu taradığım üçgene bakın. Bu üçgende paralel kenarda öğrendik. Neydi? Tüm paralel kenarın, yani sorumuzda eşkenar dörtgen olduğu için eşkenar dörtgenin yarısı. O halde bu taradığım üçgende A, B, X'ten oluşacak. E X buradaysa buraya ne kalacak? A artı B. Ve bize de zaten A artı B'yi 16 diye vermişti. E demek ki sorulan yerde 16 çıktı. Evet. 8 numarada tamamdır. Çevirdik.
9 numaraya bakalım. ABCD eşkenar dörtgen, 5 kök 13 20, DK'da 25, x nedir diye bir soru sormuş. Hemen diğer köşegeni çiziyorum dostum. Ve köşegenler birbirini ortalıyordu. 10 10 diyorum ve şurası da 90 derecedir. Köşegenler dik kesişiyordu muhabbetinde. Sonra şurada bir küçük dik üçgen var. Önce bunu görelim. Şurası Pisagor bağıntısı yapalım burada dostlarım. 5 kök 13'ün karesi 25 çarpı 13 yapar. 25 çarpı 13 eşittir. 10'un karesi 100 artı şuraya y dersen y kare. Şimdi 25 çarpı 13 şuraya bir daha düzgünce yazayım bunu. 25 çarpı 13 eşittir. 100 dediğimiz şey 25 çarpı 4'tür. Artı bir de y kare var. 4 tane 25'i buraya atarsam eksi geçer. 13 tane 25'ten 4 tane 25'i çıkartacağım o zaman. 9 tane 25 kalır burada. Eşittir y kare. Her iki tarafında kare kökünü aldım. 9 dışarıya 3. Bu da 5 diye çıktı. Y eşittir 15 geldi. Bakın burayı bulduk. 15. O halde bu da 15. Şimdi de şu dik üçgeni görelim. Bizim özel bir dik üçgenimiz 3, 4, 5'in 5 katı 15, 20, 25 üçgenidir bu. Burası demek ki 20. O halde x 10 olmalı dedim. ABCD eşkenar dörtgen. Bakın kelebek üçgen 3'e 9 oranında verilmiş. 3'e 9 yani 1'e 3. O zaman şurası k ise şurası 3k. Tabi bir kenar 3k ise bu da 3k. Şuraya 2k. Şuraya da 3k'mızı yazalım. Evet, bize de k'yı soruyor aslında arkadaşlarım. 3k'yı soruyor. Biz k'yı bulacağız. Onu da nereden bulacağız? Bakın şuradaki dik üçgenden Pisagor yaparak hemen bulabiliriz k'mızı dostlarım. Ne diyeceğiz şimdi? 3k'nın karesi. Yani 9k kare. Şuraya yazalım. Eşittir. K'nın karesi artı 12'nin karesi 144. K'nın karesini bu tarafa atarsak 8k kare yapar. Eşittir 144. 2'ye bölersem 4k kare eşittir 72. 4'e bölersem de k kare eşittir 18 gelir. K kare 18 ise k 3 kök 2'dir. K'yı 3 kök 2 buldum. 3 tane k'yı soruyor. 9 kök 2'dir sorumun cevabı Edirne'den gelir dedim. 11. Eşkenar dörtgen demiş. 18'i gördük. DAE tamam açıortayı göstermiş. Bir de alan ABCD ADE'nin 5 katıymış dostlarım. ADE'nin 5 katı. Yani şuna A dersek ADE'ye tüm alan 5A'ymış. Hatta buna 2A diyelim. Tüm alan 10A olsun. 2 katını aldım yani 10A. Şimdi köşegen alanı 2'ye bölüyordu. O zaman 5A buraya, 5A da bu tarafa yani 3A da buraya kaldı. Ve bakın şu iki üçgenin alanı 2'ye 3. O zaman tabanları da 2K'ya 3K şeklinde dağılacak. Şimdi bir de açıortayımızın kol ayak ilişkisini yapalım. 3K'lık ayağına 18'lik kol düşmüş 6 katı. 2K'lık ayağına 6 katı olan 12'lik bir kol düşmeli. Demek ki bu kol 12. Yani eşkenar dörtgenimin bir kenarı 12. O zaman bütün kenarları 12'dir. Bursa'yı işaretledim. Evet, eşkenar dörtgen yine oranlar vermiş. EC, ED'nin 5 katıdır. Şuraya K diyelim. Şurası 5K. Demek ki bir kenar 6K. AB, AF'nin 2 katıdır. 6K ise burası 3K, 3K'dır demek istiyor bize. Eşkenar dörtgenin alanı şuradaki taralı üçgenin alanının kaç katıdır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi başlayalım bakalım neler yapacağız bir görelim. Nasıl başlayalım? Şimdi köşegenler dik ve birbirini ortalıyor. Onu biliyoruz zaten. Kelebek yapacağız mecbur arkadaşlarım. Yapalım mı hemen? Yapalım ya. Kelebekten başlayalım arkadaşlar. Başka çaremiz yok zaten. Şimdi şu kelebeği göreceğim. 1'e şurada da 3 oranı var. 1'e 3 diyelim. Yani şurası A ise şu aşağısı 3A ve benim köşegenim 4A oluyor. 2A 2A diye bölünecek. Şuraya 2A, o zaman şuraya da A kaldı diyebilirim ben. Bunu bir söyleyelim. Bu 1. Sonra başka ne yapalım diye düşünüyorum.
Şuraya da tabii ki B yazarsa aşağısı 3B olacak. Şuraya kadar da 3B gelecek. Toplam 4B oldu. Şimdi şu kelebeği de görürsek, şunu da göstereyim. Şöyle. 3'e 5 oranı var arkadaşlarım. 3'e 5. Yani şuraya ben 3M yazarsam üstü 5M. Toplam 8M. 8M'yi de biz nasıl böleceğiz? Hani B'ye 3B demiştim. 4B'yi 8M'ye eşitledim. B eşittir 2M çıktı. Yani şu üst taraf 2M. Toplam 8M olacak. 2, 3 burada, 5'i burada. Şuraya da 3M kaldı. Şimdi bu şekilde dağıttık. Benzerliğimizi yaparak oranları yerleştirdik. Şimdi sıra geldi alanları yazmaya. Tabii ki içine A diyeceğiz. 3A, 5A şeklinde sıralıya sıralıya gideceğiz arkadaşlarım da. Şekil biraz küçüldü. Ve bir de tabii ki çok karıştırdık içini. Bunu acaba diyorum büyük bir şeye çizsem de öyle mi çözsem sizin için? Bir burada deneyelim arkadaşlarım. Bakalım güzelce geliyorsa hemen hiç zorlamadan yapalım bitsin isterseniz. Şimdi yine şunlara da 3'e 5 oranı yazsam. Şuraya da 3'e 5 desem. Şuraya 3 x dediğimde şurası 5x olacak, hatta 4x 4x diye bölünce için burası da x olacak diyebilirim. Evet, yani bu şekilde bir dağıttık. Şimdi içine A yazalım bunun. A alanı diyelim buna. Şuna A alanı dersem şu köşegeni çizdiğimde bakın x'e A, 3x'e 3A derim. Sonra şuradaki A'ya 4A dediysem şu A'ya da 4A derim. Ve şu üçgeni toplam 8A bulurum. Demek ki bu da 8A, bu da 8A, bu da 8A. Yani tamamı 32A çıktı. Küçük üçgense A geldi. Yani 32 katı çıktı arkadaşlarım. Cevap Denizli'den geldi. Evet, 13 numaradayız. ABCD deltoid demiş. BD'yi 16 vermiş. AC'yi 12. AE eşittir ED'ye. Tamam. Bir de BF eşittir FC'ye demiş. Buna göre EFX nedir diye bir soru soruyor. Şimdi tam şuradan paralel çizersem bu taraf da 2'ye bölünecek. Ve AC'nin orta tabanı oldu değil mi arkadaşlarım? 12'nin yarısı 6 oldu. Şimdi şurayı birleştirdiğimde bakın burası 2'ye bölündü. Burası 2'ye bölündüyse şu çizdiğim çizgi BD'nin orta tabanı oldu. O zaman 8. Deltoid'de köşegenler dik kesiştiği için paralellik yaptım burada U kuralından. Şurası da 90. Yine şu şuna paralel olduğu için burası da 90. Ve bakın bu üçgen bir dik üçgen çıktı. 6, 8, 10 üçgeninden cevap Ceyhan'dan geldi. ABCD deltoid AE eşittir ED'nin 2 katı. Şuraya K, şuraya 2K diyelim. Hatta deltoid ise burası da toplamda 12'dir. 12'yi de 1'e 2 oranında bölmüş. 4'e 8 diyebilirim şunlara. Tamam. EB'yi 10 vermiş. EB neresi? Şuranın tamamı 10. Şimdi deltoid'de şu bizim için uzun köşegen açıortaydı. Ve açıortayın kolları 8'e 12. 4'e bölersem 2'ye 3. O zaman ayaklar da 2K'ya 3K şeklinde dağılacaktı ve 5K'yı bize 10 vermiş. K eşittir 2. 2K'yı soruyor. Denizli'yi işaretledim ben de. 15. sorumuz eşkenar dörtgen sorusu ve açı sorusu. AC DH'ın 2 katıymış. Yani şuradan aşağı bir yükseklik indirirsem bu da DH'a eşit. Ve ben buna K dediğimde şu AC 2K'ymış dostlarım. Hemen şu dik üçgeni görün bakalım. Bakın 90'ın karşısı 2K ise neyin karşısı K olur? Tabii ki 30'un. O zaman şu açımız kesinlikle 30 derece. Burası 30. Eşkenar dörtgende köşegenler açıortaydı, bu da 30. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşitti 60 ise burası da 60. Hatta açıortaydan bu da 30 olur. 30. 30 daha 60. Alfa'ya da kaldı Bursa. Evet, son soru. Bir deltoid. O zaman bu da 8. O zaman bunlar eşit. Köşegenler dik kesişiyor.
Kısa köşegen ikiye bölünüyor. Uzun köşegen de açıortaydı. 45-45 yazalım. Burası 90 ise buraya da 45 diyelim. 45-45 90 üçgeni 8 ise burası. Dik kenarlar 4√2. 4√2 dağılacak. Bunu da yazalım. BD AC'nin 2 katıdır diyor. Şimdi AC kaçtı? 8√2. 2 katı olacaksa 16√2 olacak şuranın tamamı. 4√2'si burada. Buraya da 12√2 kaldı. Alanı soruyormuş. Uzun köşegen 16√2. Kısa köşegen 8√2. Çarpıp 2'ye bölüyoruz. √2 ile √2'nin çarpımı 2'dir. 2'yi götürsün. 8 çarpı 16 çıktı. 80. 48 daha. 128 geldi. Sorunun cevabı Ceyhan'dan çıktı. Evet dostlar. Bunu da gömdük. Konu testi 1 de tamamdır. Bir sonraki videoda konu testi 2'yi gömeriz. Hadi öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.